Problemi çözdükten sonra şöyle bir şey oldu. Paramız bitti. Fatih selam, hoş geldin girişime. Hoş bulduk. Bugün senden CodeGame'in hikayesini dinleyeceğiz. Hem yazılım hem donanım tarafı var. Ankara'da başladı çalışmaların. Biraz girişimin başlangıç hikayesinden bahseder misin? CodeGame Street'in hikayesi çok eskilere dayanıyor ama CodeGame şirketin adı. Ben üniversite zamanında başlattığım bir yazılım şirketiydi. O zamanlar tabii ki istediğimiz gibi yürütemediğimizden batırdık şirketi. Street ürünümüzün adı. Bu da benim çocukluğumdan bu yana gelen bir problemi çözmek adına geliştirdiğimiz bir ürün oldu. CodeGame Street'te bizim artık bir markamız oluştu. Burada CodeGame Street şu problemi çözüyor. Dik durma problemi yaşayan kişilerin onların dijital yani elektronik bir cihazla dik durmalarını sağlıyor. Oldukça küçük böyle kibrit kutusu kadar olan bir cihazı sırtınıza takıyorsunuz. Kambur durduğunuz zaman sizi uyararak dik durmanızı sağlıyor. Bunu sağlayan bir cihaz. Şimdi bunun hikayesi nereden başlıyor derseniz, çocukluğumdan beri annem bana sürekli dik dur oğlum derdi. Bu kamburluk problemini hep yaşadığım için ben bir sürü şey denedim. Sırtıma tahta bile koydum o derece. Daha sonra korseler denedim. Birçok korse denedim. Bunların hiçbiri çözüm yolu oluşturmadı. Sonrasında lise döneminde kardeşimin böyle uzaktan kumandalı arabasının motorunu söküp onunla ilk böyle sırtıma koyup hani beni uyarmasını sağlamıştım. Tabii böyle her tarafımda kablolar var, cebimde pil falan ve canlı bomba gibi geziyordum etrafta. Efektif bir şekilde değildi. Üniversitedeyken hala problem devam ediyor. Fizyoterapistlere gittim, birçok egzersizler yaptım ama hiçbiri böyle etkili bir çözüm oluşturmadı. Yani bir de böyle bilgisayar mühendisliği okumaya başlayınca böyle bilgisayarın karşısında sürekli kambur duruyordum. Peki o yaşlarda bu sorunu nasıl fark ettin? Aslında şöyle bir şey var. Sorunu fark etmem benim tarafımda olan bir şey değildi zaten. Hani etraftan çok rahat kambur durduğum gözüküyordu yani. Yani dediğim gibi hani annem ve etrafımdaki birçok kişi sürekli her gördüğünde dik dur diyordu. Benim sorunu fark etmemden ziyade sorun üzerine gidip o problem çözebilme durumu işte o zamanlarda dediğim gibi ben kendim problemi çözmek için uğraşmıyordum aslında. Etraftaki materyalleri kullanmaya başlamıştım. Çünkü bunun için geliştirmiş olan korseler falan. Hani artık o kadar çok şey kullanıp hala problem çözülmeyince bunun çözülebilecek bir yöntemi olduğunu ama bununla ilgili efektif bir cihazın olmadığını fark edince üniversite yıllarında ilk sensörünü geliştirdim. Yara bandıyla takabildiğim sırtıma böyle basit bir sensör yapmıştım. Bu sensör sayesinde hani ben kambur durduğumda böyle bir lastik yardımıyla teli yukarı çekip akım geçiyordu ve sırtımdaki işte motor titremeye başlıyordu. Aslında böyle bir sensörle başladı. Ama bu yine tabii ki kullanılabilir bir şey değildi. Sırtıma çünkü onu yerleştirmek, onu ayarlarını yapmak, kalibre edemiyorsunuz falan bir sürü bir şeyler vardı. Ev arkadaşımdan falan yardım almak zorunda kalıyordum. Daha sonra bunun asıl ürün haline gelmesi durumu, yani biz artık bunu ürün haline getirelim. Bunu nasıl diyeyim, ben dahil bu sorunu yaşayan birçok kişinin problemini çözelim diye başladığımız zaman ise 2018'in son çeyreğinde yani 2018 Kasım gibi Arge dönemine başladık. Biz o dönemde bunun Arge'sine başladıktan sonra işte bir 7-8 ay gibi bunun rahat bir Arge dönemi sürdü. Tabii o süreçte biz hayatımızı biraz minimize ettik. Oldukça böyle küçük bir evde eşimle birlikte işte bir odada böyle aylarca gece gündüz çalışarak ürünü ortaya çıkarttık. İlk prototipimizi yapmıştık. Ürünü bitirdikten sonra da tabii şeye dönüştürdük sonra. Üretim aşamalarını çözdük. Hani nasıl üretilmesi gerekiyor. Ve bu aşamada da gerçekten daha önce bu konuda tecrübeli olan birçok kişiyle görüştüm. Bizzat kapılarını çaldım. Ve onlara dedim ki hani bunu nasıl yaptınız? Buraları nasıl yapıyorsunuz diye sürekli sordum. Sonrasında ürünü birkaç ay içerisinde de seri üretimi hazır hale getirdik. Ve sonra Kasım 2019'da yani 11.11'de de ürünün ilk lansmanını yapıp satışa çıktık, pazara çıktık. 11.11 olmasının bir nedeni var mıydı? Aslında 11.11 olmasının bir nedeni yok. Ama şöyle bir şey oldu. Biz Kasım'ın ilk haftasında artık seri üretimi bitirip elimize ürünler hazır hale gelmişti. Ve biz montajını yapmaya başlamıştık. Eşimin aklına geldi 11.11 dedi hani güzel olur. Hem de o zamanlar alışveriş kampanyaları falan doluyordu. Biz de lansman yapmış oluruz dedi. Hatta sonrasında şöyle bir şey de bulununca çok da benim de çok hoşuma gitti. 11.11'de ilk 11 müşteriye 11 adet yapıştırıcı ile birlikte böyle bir lansman yapalım dedik. Gerçekten de o gün 11 tane müşterimiz oldu. Yani o şekilde bir çıkışımız oldu. Yoksa 11.11'in bizim için çok da özel bir yanı yoktu. Ama artık özelleşmiş oldu. Peki bu ürünleşmeye giden süreç nasıl oldu? Yani bu süreçte yaşadıklarından bir bahseder misin?
Ya tabii ki. Şimdi şöyle söyleyeyim. Girişimci olmak, girişim yapmak kesinlikle kolay bir şey değil. Herkesin yapabileceği bir şey de değil. Hani onu belirteyim. Ama tabii herkesin mutlaka denemesi gereken bir deneyim. O ayrı mesele. Biz bu süreçte çok zorlandık. Şimdi bu konuya girdiğimizde de ben hemen şöyle hızlıca kısa bir kendi geçmişimden bahsedeyim. Yani iş deneyimimden bahsetmek istiyorum. Üniversiteden itibaren ben aslında ikinci sınıfta kendi şirketimi açtım arkadaşımla gibi. Bir arkadaşımla ortak şirketi açtım. CodeGem o zamandan başladı zaten. Ama şirketi yürütemedik ve batırdık. Bir yazılım şirketiydi o zamanlar. Daha sonra kendi şirketimi yürütemeyince artık bir üniversitenin bilgi işleminde ben tam zamanlı olarak çalışmaya başladım. İlk kurumsala girdiğim zamanda o zamanlar. Üniversite bittikten sonra Ankara'ya gelip orada özel bir şirketin bünyesinde çalışmaya devam ettim. Sonra o şirketin bünyesinde kamu kurumlarına çalışıyordum. Ve bir buçuk yıl, üniversite bittikten sonra bir buçuk yıl böyle devam etti. Daha sonra kamu kurumundan ayrıldım. Çünkü orada artık şey olmaya başlıyor. Belli bir süre sonra maalesef ki böyle hayatınız rutinleşmeye başlıyor. Ve içinizde bir girişim ruhu varsa ve bir şeyler yapmak istiyorsanız orada körelmeye başladığını fark ettim kendimce. Belki herkes için aynı şey değildir ama hani benim için böyle bir durum oluşmaya başlayınca kurumsaldan ayrılma kararı verdim. Ve direkt ayrılmadım tabii. Bu süreç içerisinde aklıma şöyle bir şey geldi. Acaba yurt dışında bu tarz benim gibi düşünen insanlar neler yapıyor? Bunu araştırmaya başladım. Ve Amerika'da birkaç tane startup şirketiyle böyle yazıştım uzaktan. Ve bunlardan bir tanesiyle yolumuza devam ettik. Bir startup şirketiydi onlar da ve bir kulaklık geliştiriyorlardı. Bu kulaklığın mobil uygulamasını yaptırmak istiyorlardı. Ben de şöyle dedim. Hani Amerika'ya gelmeden de remote olarak çalışabilir miyiz falan. Tamam dediler. Eğer istediklerini yaparsak sıkıntı yok gibi. 7-8 aylık onlarla bir sürecimiz oldu. Harika bir şekilde ürünlerini yaptık, çıkarttık. Onlar da hatta Amazon'da satmaya başladılar falan. Sonra bir phasing dönemi yaşadı onlar. O dönemde benimle çalışmalarını da çok sevdikleri için yanlarındaki diğer startup firmalarına da önerip bu süreçte böyle bir yaklaşık 4-5 ay gibi bir süreçte diğer startup firmalarına hizmet vererek devam etti. Ve aslına bakarsanız o zamanlar çok da farkına varmadan ihracat yapmaya başlamıştım. Yazılım ihraç ediyordum. Ve ihracat yapmanın önemini, değerini orada öğrenmeye başlayınca bununla ilgili ben neler yapabilirim diye düşünmeye başladım. Tabii bu süreç içerisinde Türkiye'de ihracat yapan diğer firmaları tanıdım. Edelkrone, daha sonra Innofab Healthy gibi. Buna benzer birçok böyle firmalarla ve onların kurucularıyla tanıştım. Orada Kadir Köymen bana bayağı bir vizyon açtı. Yani özellikle böyle girişim ve ihracat konusunda birçok şeyde ilham aldığım bir durum oluştu. Ürün geliştirme konusunda da Amerika'daki arkadaşım zaten onlar bir ürün geliştirip piyasaya sundukları için bu süreci nasıl yaptıklarını, nasıl deneyimlediklerini bana her şeyle anlatıyordu sürekli. Ve oradaki edindiğim tecrübeyi kendi ürünümüz için kullanmaya başladık. Amerika'daki işleri biraz böyle hafifletmeye başladığımda biz dedik artık hani kendi girişimimize başlayalım. Ve CodeGem Straight'in ilk startını o zaman vermiştik. Daha sonra bütün tamamıyla kendi bütçemizle ilerlediğimiz için yani herhangi bir yatırım almadık, bir şey olmadı. Bu süreç içerisinde hem yurt dışına yazılım ihracatı yapıyorduk hem de kendi ürünümüzü geliştirmeye devam ettik. Bunu zaten sadece eşimle birlikte yapıyordum. Bu Ar-Ge sürecini zorlu bir şekilde tamamladık. Neden zorlu diyorum? Gerçekten hem donanım hem yazılım bütün bunları birleştirerek bir sistem yapmak çok zor. Çünkü elektronik devrelerinden tutun gömülü yazılımlarına kadar her şeyini yapıyorsunuz ve dış kalıpları, tasarımları, bütün bunlar her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünmek gerekiyor. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda çok zorlu süreçler geçti. Hatta bir dönem pili bir türlü maalesef istediğimiz seviyeye getirememiştik. Hani cihaz yaptık, çok güzel her şey çalışıyor ama pil 2,5-3 saat gidiyor. Ve bunu nasıl çözeceğimize dair bir problem bulamadık. Bu arada ilk defa bunu burada söylüyorum. Gerçekten yani bir pille alakalı çok sorun yaşamıştım. Ben 1,5 ay boyunca o problemi nasıl çözebilirim diye her şeyi denedim, araştırdım. En son şu anda cihazın kullanım süresinin 11 saatlik bir pil ömrü var. Ortalama yani hatta daha da üstüne de çıkabiliyor. O seviyeye indirirken gece gündüz yani böyle ya bir sürü yatırım yapmışsınız, ürünü birçok seviyeye getirmişsiniz. Hani tabiri caizse hani varınızı yoğunuzu vermişsiniz. Ama ürün şarj durumu yani pil durumunda sıkıntı yaşıyor. Çok şarjı pili gitmiyordu. Şimdi bu problemi çözebilmek için de gece gündüz çalıştık. Çünkü artık geri dönsek büyük sıkıntılar yaşayacaktık. Artık birçok şeyden feragat etmiştik. Ama çok şükür o problemi çözdük en sonunda çabalaya çabalaya. Problemi çözdükten sonra şöyle bir şey oldu. Paramız bitti. Yani ürün ilk prototipini yaptık. Bütün Ar-Ge sürecini tamamladık. Her şey tamamlandı. Ama üretime paramız kalmadı. Orada paramız bittiğinde olay şöyle bir şey oldu. Şimdi birkaç tane seçenek var tabii ki. Hani ne yapacaksınız? Ya yatırım alacaksınız. Ya bir şekilde bir yerlerden borç para alacaksınız. Veya işte krediler falan bu tarzda şeyler. Biz kredi olayını mümkün olduğunca en sona hatta hiç düşünmemeye başladık. Onun dışında yatırım alsak mı diye yoluna girdik ama hani
çok yatırım taraftarı birisi değilim. Tamam, yatırım alınması gerekiyor gerekli durumlarda ama biz en azından kendi girişimimiz için o aşamada yatırım taraftarı değildik. Derken ailemizden, hem eşimin ailesi hem kendi ailemden müthiş destek aldık. Onlar bir şekilde bize ufak ufak desteklerde bulundu üretim için. Tam o esnada da babamın emekliliği gelmişti. Babam emekli olmak isteyince dedim ki tamam, madem öyle sen emekli ol. Oradaki emeklilik parası, emeklilik ikramiyesi dediğimiz parayı da bize ver, biz üretimde kullanalım. Böyle bir durum gelişti. Sağ olsun babam bunu kabul etti ve oradaki parayı biz tamamen üretimde kullandık. Hepsini birden. Yani babamın bütün emeklilik ikramiyesini orada yaktık yani. Ürün çıktı. Şimdi artık daha şey bir gayemiz oluşuyor. Çünkü neden? Kendi harcamalarımızın, kendi hedeflerimizin dışında artık aileydi bu işin içine karıştırdık tamamen. Ve bir şekilde çıkmamız ve yürümemiz gerekiyor. Yani büyümemiz gerekiyordu. Ürünü satmamız gerekiyor. Girişimin başarılı olması için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyordu. Aslında büyük riskler aldık. O süreçte babanı nasıl ikna ettin? Aslında bu süreçte babamı nasıl ikna ettim? Babamı da işin içine dahil ederek ikna ettim. Hisse mi verdin babana? Yok, hayır, hisse vermedim. Aslında versem de olurmuş ama belki yani hisse durumu... Babam bir devlet memuru. Ya onların tabii ki de ailelerin bütün şeyi, gayesi evlatları, çocukları belli bir seviyede, belli bir rahatlıkta yaşasın. Bu şeyde. Zaten babama aslında bakarsanız girişimci olma konusunda ikna ederken çok zorlandım. Çünkü hala mesela bana şey diyor, oğlum bir kamu kurumuna git, sırtını devlete daya, öyle çalış dediği zamanlar oluyor. Baba, milyon dolarlarım var, olsun, sen yine kamu kurumuna mı git? Aslında durum aynen öyle oluyor. Yani şu anda mesela belli bir seviyeye geldik, artık olgunlaştı, şirket sürekli büyüyor. Bunu da babam da görüyor. Ama hala şey diyor, hani yorulduğumuzu gördüğü için belki de bunu diyor. Hani diyor ki ya oğlum yine de diyor böyle bir sabit bir yerde, böyle sabit bir maaşla çalışsan diyor. Ya bu onların belli dönemlerinde onlara bu şekilde bu zihniyet aşılandığı için de çok haklılar yani. İşte düşünün, önce girişimci olma durumunu ikna ettikten sonra bir şekilde üretim aşamasında maddi yardımda da bulundu. Ve bu bizi gerçekten ayağa kaldıran adımlardan birisiydi. Bu süreçte benim en büyük destekçim eşim oldu aslında. Çünkü eşim en başından beri benim yanımdaydı. Ve bir hayalimiz vardı. Hani bir girişim yapmak istiyorduk. Ve bu konuda eğer eşim mesela bana destek olmamış olsaydı ne kurumsaldan ayrılabilirdim. Ne de bugün bu girişim bu seviyelere gelmiş olabilirdi. Çünkü onun sizin yanınızda olması size ayrı bir cesaret veriyor. Hani belki de maddi yatırımdan, paradan, şundan bundan bile çok daha değerli bir durum. Çünkü girişimde şöyle bir şey var, zikzaklar var. Tıpkı bir kalp atışı gibi yaşıyorsunuz yani. En aşağıyı da görüyorsunuz. Yeri geldiğinde maddi açıdan da, başka yönlerden de, psikolojik açıdan da en dibi bulduğunuz yerler de oluyor. Yeri geldiğinde de en üst seviyelere, zirvelere çıktığınız zaman da oluyor. Bu zamanlarda yanınızda olması gereken birilerine ihtiyaç var. Bu sebepten dolayı dediğim gibi eşimin desteği benim için çok çok değerliydi. Ve zaten girişimin en büyük parçalarından birisi o. Onunla birlikte yaptığımız için o da bu sürecin artık bir parçası oldu. Onun da artık bir hayali haline geldi. Bu şekilde getirdik. Bu süreçte işte babamın da bütün bu yaptıklarımızı gördüğü için de bize o yönden maddi destekte bulundu ve ürünün ilk üretimini yapmış olduk. Artık şöyle bir şey vardı. Ürün var elimizde. Bunu bir an önce pazara sunup insanlara çok iyi anlatıp biz bu edindiğimiz gerideki borçları önce ödemek gibi bir durum vardı ve girişimi belli bir seviyeye getirme ihtiyacımız vardı. Buradan sonra zaten artık yavaş yavaş ürünü tanıtma, geliştirme, büyütme gibi süreçlere başladık. Ürün hakkında böyle biraz daha derin bilgi verebilir misin? Yani yazılımı, donanımı, kullandığınız maddeler, nereden alıyorsunuz? Yani bu sorunun cevabını dinleyen izleyenlerimiz belki buradan böyle bir donanım girişimi oluşturma noktasında biraz da olsa fikir elde edebilirler diye düşünüyorum. Evet, şimdi burada aslında gerçekten çok güzel bir soru sordun. Çünkü donanım projesi geliştirmek bir yazılıma, çünkü ben profesyonel yazılım üzerine uğraşıyordum aslında. Ama donanım geliştirmek çok daha farklı evrelerden geçiyor. Yazılıma oranla daha zevkli diyebilirim. Neden daha zevkli? Çünkü elektronikle uğraşıyorsunuz veya bir elinize somut bir şey alıyorsunuz. Hani bunun verdiği haz çok farklı bir şey. O yüzden donanım geliştirmenin çok güzel böyle zevk verici yanları var. Doğru. Ama çok zor. Neden? Piyasaya uygun ergonomiklik, kalıp aşamaları, işte elektronik devreler, komponentler, bunları bir araya getirmeler, onların kendi içerisindeki yazılımlar falan derken çok çok meşakkatli bir durum. Ama biz o süreci şöyle hallettik. Yani şu anda bu arada üretimi hala evde yapıyoruz. Yani bunu dediğimizde gerçekten bir donanım, siz o kadar hani ürün gönderiyorsunuz. Biz yurt dışına da ihracatını yapıyoruz. Hani bir sürü ve şu an hacmimiz oldukça büyüyor. Her geçen gün daha da artıyor. Çok şükür. Ama bu süreçte mesela diyorlar ki siz üretimi nasıl yapıyorsunuz? Teknik destekler nasıl sürüyor falan. Gerçekten bunun için gerekli olan tek şey bir istek, azim ve bir ekibe ihtiyaç da var tabii ki.
Biz başta eşimle bir ekip olduk. Ama sonrasında şu anda ekibimiz de büyüyor yavaş yavaş. Ve bu ekibin tamamı doğal büyüyor. Nasıl mesela? Bizim marketing kısmında Emre arkadaşımız var. Emre tamamen bu girişimi görüp, benimseyip, beğenip ben de size destek olabilirim deyip ekibe dahil olan bir arkadaş. Daha sonra Deniz abi var. Mesela Deniz abi yine aynı şekilde girişimi görüp destekleyip bizim ilk video prodüksiyonumuzu yaptı. Daha sonrasından o da girişime bir şekilde dahil oldu. Ve buna benzer birçok kişi bize sürekli her aşamada destek olmaya devam ediyorlar. Ahmet Caner var mesela. Ahmet abi bize şirketin kaslarının güçlenmesi açısından birçok konuda destek oldu kendisi de. Bu gibi etrafta birçok kişi var. Yani bunlar öncesinde yavaş yavaş hiçbir mesela maddi bir şey gütmeden bize destek olmaya başladılar. Sonradan yavaş yavaş ekibin içerisine girdiler artık. Yani onlar da bizim bir parçamız şeklinde dönüştü. Üretim kısmına tekrar gireceğim şimdi. Orada şöyle bir şey var. Şimdi biz üretimi şu şekilde yaptık. Bir donanım projesi yaptığınızda da mesela bizim ürüne benzer bir ürün yaptığınızda. Şimdi öncelikle kalıba ihtiyacınız var. Kalıp için biz bir enjeksiyon kalıp yaptırdık. Tamamen Türkiye'de yapıldı bu kalıp. Üretilen bu kalıbın biz istediğimiz plastik kısımlarını, bu arada ürünü de hemen hızlıca şuradan aslında o bahsettiğim plastiği falan göstererek gitmem daha güzel olacak. Şimdi ürünün şöyle bir plastik kısmı var. Bu plastik kısımlarını biz enjeksiyon kalıptan çıkıyor. Ürünün mesela kalıp aşamasını biz burada bir enjeksiyon kalıp ürettirdik. Bu tamamen İstanbul'da yapıldı. Enjeksiyon üretmiş olduğumuz bu enjeksiyon kalıbı burada işte üretim yaptığımız zamanlarda mesela bu 3'er aylık periyotlarla oluyor. O makineyi buradaki bir fabrikadan işte günlük kiralıyoruz ve kalıbımızı makineye takıp işte bu plastik kalıpları oradan alt ve üst kapak şeklinde çıkartıyoruz. Daha sonrasında bunun üstüne biz lazer markalama yapıyoruz kendimiz. Lazer markalama aşamasından sonra ürünün içerisindeki elektronik devre içinde şey var. Biz zaten PCB'yi kendimiz çizdik. Komponentleri de yurt dışından mecburen temin ediyoruz. Daha sonra burada dizgileme firmasını yine aynı şekilde onu da günlük veya haftalık kiralamalarla dizgilemesini yaptırıyoruz. Ve en son dizgileme yapılmış olan bize PCB'ler yani o mainboard dediğimiz kısımlar geliyor. Daha sonra kullandığımız ekstra sensörler de ayrı şekilde duruyor. Alt ve üst kalıplarımız var. Bunların tamamı bizim evde kendimiz montajını yapıyoruz. Montaj işlemi bittikten sonra gördüğünüz işte bütün şu tarzda kutumuz var. Bunlar da yine aynı şekilde Türkiye'de üretiyoruz. Bütün tasarımlarını da yine kendimiz yaptık. Bunları kutunun içine yerleştirip son müşteriye gidebilecek haline getirmiş oluyoruz. Aslında şu anda gerçekten bir ürünün bütün serüvenlerini anlattım. Bu arada ürünün tabii ki en önemli aşamalarından birisi de yazılım aşaması. Bu ürünün tabii ki mainboardlarına biz tek tek yazılımlarını atırıp bunların testleri yapılıyor. O testlerden sonra da işte montajı yapıp son haline getirmiş oluyoruz. Ürünün tabii ki şu anda IoT tabanlı yani Internet of Things dediğimiz ürün. Bu yüzden bunun bir mobil uygulaması da var. İnteraktif bir şekilde çalışıyor. Ve real time böyle anlık olarak duruşunuzu hani kambur durduğunuzda ve dik durduğunuzda ekranda görebiliyorsunuz. Bilimsel olarak biofeedback bilimsel teorisine dayanıyor bu zaten. Hem görsel hem işitsel hem de hissederek bunu yaşıyorsunuz. Bu sayede dik durmayı sağlıyoruz ve 21 gün gibi bir sürede size dik durma konusunda alışkanlık oluşturacağının işte belli bir garantisi veriliyor. Şimdi mobil uygulamanın içerisinde şöyle bir şey var zaten. Tabii mobil uygulama yapmak da çok ayrı bir şey ama hani insanların deneyimini bu UI ve UX'lerinde bayağı çalıştık. Ve o kısımlarda mesela ortaya bir karakter yaptık. Bu karakter tamamen eşimin tercihiydi böyle. Biraz daha sevimli olmasını istedik mesela. İşte anlık olarak bizim duruşumuzu gösterebilir bir şekilde planladık. Daha sonra içerisine çok hızlı bir şekilde ayarlanabilir, kişiye özgü ayarlanabilir özellikler ekledik. Mesela titreşimlerini değiştirebiliyorsunuz, titreşim frekanslarını. Daha sonra mesela eğilme açısını ayarlayabiliyorsunuz. En dik durduğunuz pozisyonu ayarlayabiliyorsunuz. Daha sonra hareket aralıklarını, ne kadar süre sonra titreyeceğini bunların tamamını ayarlayabiliyorsunuz. Hatta size doğru bir şekilde egzersiz yapmanızı sağlıyor mobil uygulama. İçerisine eklediğimiz bir takım egzersiz programlarıyla cihazı sırtınıza takıyorsunuz. Dik durmanız için gerekli olan bir takım egzersizleri size mobil uygulamayla cihazı entegreli bir şekilde çalıştırarak size egzersiz yaptırıyor. Bu şekilde bütün bir sistemi oluşturan bir yapı inşa etmek zorunda kalıyorsunuz. Yani bir donanım projesi yaptığınızda. Tabii bütün donanım projeleri IoT tabanlı olacak diye bir şey yok. Kendi içinde çalışan sistemler de olabilir ama açıkçası bir donanım projesinin genel yaşam döngüsü bu şekilde ilerliyor. Hem yazılım tarafınız var hem de donanım tarafınız. Bir giyilebilir aksesuar ürettiniz. Hedefleriniz neler yani bu ürün ve hizmetle, çünkü ikisini de yapıyorsunuz, gelmek istediğiniz nokta neresi? Ya bizim aslında oradaki amacımız şu, dediğim gibi bu ürün tamamen benim kendi ihtiyaçlarımdan, kendi problemlerimden doğan bir üründü. Ama buradaki gerçekten pazara da baktığımızda burada çok büyük bir pasta var. Zaten
IoT tabanlı bir ürün olduğu için de dünyadaki bunun hacmi çok böyle bariz bir şekilde ortada. Biz bu ürünle de birlikte CodeGame olarak sağlıklı yaşam konsepti içerisinde buna benzer diğer başka ürünler de geliştirmeye devam edeceğiz. Tabii ki şu andaki bulunduğumuz ürünü her geçen gün geliştiriyoruz. Geliştirmeye de devam edeceğiz. Ama dediğim gibi bu konsepte başka böyle yaşamımızı kolaylaştırabilecek IoT tabanlı başka ürünler de geliştirerek devam edeceğiz. Ürününüz için %100 yerli teknoloji diyebilir miyiz? Yani sadece bir takım komponentleri mecburen dışarıdan alıyoruz. Onun dışında her şey Türkiye'de yapılıyor. Neredeyse her şeyi. Bana göre %100 diyebiliriz. Çünkü zaten bütün bu tarzdaki ürünler ya da bir teknolojik ürünleri sadece bir ülkeden bütün komponentleri tedarik edilemiyor maalesef. O yüzden onları saymazsak %100 diyebiliriz. Peki neden komponentleri Türkiye'den tedarik edemiyorsun? Çünkü yani biz bu komponentleri maalesef ülkede bulamıyoruz. Yani çünkü bunu üreten firmalar, fabrikalar yok. Aslında üretebileceğimiz bir şey. Ve üretilse gerçekten buradaki donanım projelerinin çoğuna destek olabilecek çok şey var. Ama maalesef üretim konusunda oldukça böyle hani ülke olarak bayağı gerideyiz. Tamam şu son zamanlarda özellikle bu pandemi zamanlarında ve bunun dışında dövizdeki çalkalanmalar sebebiyle falan da gerçekten üretime biraz böyle yoğunlaşma başladı. Bu güzel ama bunu müthiş derecede arttırmamız gerekiyor. Çünkü özellikle teknolojik anlamda bir üretimi arttırmazsak diğer ürettiklerimizin çok büyük bir anlamı kalmıyor. Sonuç olarak şöyle bir şey var. Ülkede üretim olarak çok geride olduğumuz için maalesef işte bir takım komponentleri yurt dışından temin etmek zorunda kalıyoruz. Dediğim gibi burada bulabilsek, burada üretiliyorsa onları da buradan temin ederiz. Biz de bu yüzden mesela bir takım komponentleri Çin'den getirtiyoruz. Bir takım komponentleri işte İngiltere'den geliyor. Bir takım Orta Asya'da başka ülkelerden geliyor gibi. Yani bu tarzda böyle ufak tefek bazı komponentleri oradan alıyoruz. Ama tabii ki şöyle söyleyeyim. Bunları oradan alsak da yaptığımız şey çok katma değeri çok yüksek olan şeyler. Çünkü direnç alıyoruz mesela. Bir kondansatör, bir transistör alıyoruz oradan. Ama bunları birleştirip tekrar yurt dışına çok çok katma değeri yüksek bir şekilde bir ürün olarak sunuyoruz. O yüzden ülkede illaki üretilmiyor diye de bir şeyleri yapmayacak değiliz. Mutlaka yapmamız gerekiyor ama keşke ülkemizde üretilse, keşke bunları da ülkemizde alabilsek çok daha güzel olurdu. Global planlarından biraz bahseder misin? Tabii evet. Özellikle o konudan bahsetmek istiyorum. Çünkü ben bu projeye, bu girişime başlarken en başta bizim asıl amacımız ihracat yapmaktı. Çünkü ihracat hedefiyle biz bu girişime başladık. İlk başta bir girişime başlarken odak noktanız eğer ihracatsa daha sonra globalleşmek için uğraşmıyorsunuz. Çünkü zaten onun o hedefi yani kendinizi onu hedefleyerek başlamışsınız. Yani ben lokalde bir şey yapayım, ülke içerisinde bir şeyler yapayım, sonradan globalleşirim derseniz bu zorlaşabiliyor. Hatta bazen olmayabiliyor. Ama en başta bir girişime, bir fikre başlarken globalleşerek yani globali düşünerek başlarsanız girişimin ihracat basamağı çok daha hızlı gelişiyor kendi içerisinde. Peki biz şu anda globalde ne yapıyoruz? Biz globalde şu anda ilk birkaç tane ülkeyle başladık. Ama şu anda 16 farklı ülkeye ihracatını yapıyoruz. Ve bu pazarlar içerisinde şöyle İngiltere başta olmak üzere Avrupa'daki birçok ülkeyi şu anda hali hazırda ihracatını yapıyoruz. Hedeflediğimiz pazar yerlerinden bir tanesi Amerika. Amerika pazarına doğrudan girmedik. Çünkü orayla ilgili bir takım hazırlıklarımız var. Onları tamamladıktan sonra Amerika pazarına girdiğimizde ivmemizi çok daha yükselteceğimizi düşünüyoruz. Bazı ülkelerde gümrük sorunu yaşıyorsunuz. Ülkeden ülkeye değişebiliyor bu. Bazıları gümrükte bekletip orada bir gümrük ödemesi isteyebiliyor. Bunu müşteriyle bazen konuşup karşılıklı yapabiliyoruz. Bazı ülkelerde hiç öyle bir sorun yaşamıyoruz. Doğrudan ürünün zaten her şeyi mikro ihracatla çıktığı için bir sorun yaşamadan müşterinin eline ulaşabiliyor. Zaten burada şu var. Gümrük sorunu yaşadığımız ülkeleri tekrar biraz pasife alıp sonrasından oraya giriyorduk. İşte gümrükle alakalı sorunları falan da şu anda şu şekilde hallediyoruz biz. Burada da hem bir tüyo vermiş olayım. İhracat yapmak isteyenlere ve direkt globale baştan çıkmak isteyenlere. Şu anda biz ürünlerimizi İngiltere'de ortak anlaştığımız bir firmayla doğrudan ihracatını o bölgeye gerçekleştiriyoruz. O bölgeden İngiltere'den bütün Avrupa ülkelerine açılıyoruz. Bu da bizim daha rahat ihracat yapmamızı sağlıyor. Çünkü biz tek yönlü bir ihracat yapıyoruz. Topluca ürün gönderiyoruz. Doğrudan ya da dolaylı olarak rakibin var mı? Tabii ki doğrudan rakibimiz var. Yani bizim ilk ürünü çıkarttığımızda yani ürünü biz tabii çok çok öncesinden düşündüğümüz bir şeydi. Zaten ondan bahsettim. Ama biz ürünü gerçekten Ar-Ge sürecini tam anlamıyla başlattığımızda 2018 Kasım'da biz derin bir araştırmasını da yaptık. Buna benzer gerçekten globalde bir ürün var mı diye. 2018'in son çeyreğinde çıkmış olan yani tam bizim Ar-Ge sürecine başladığımız süreçte bir Kickstarter projesi olan çıkmış olan bir rakibimiz de var. Ama onu görünce çok sevindim. Yani şöyle rakibi görünce sevinilir mi? Sevinilir. Neden sevindim? Bu adamlar çıkmış piyasaya ve pazarı oluşturmuş.
oluşturdukları pazarda şeyi görmüşler. Hani yani olumsuz bütün yorumları kendi üstüne çekmişler. Olumluları da çekmişler. Bu bize şunu sağladı. Ben kendi cihazımı geliştirirken bütün müşterili, olumsuz müşteri yorumlarını okuyup bizim cihazımızda bunlar olmaması gerekip biz bunları nasıl iyileştirebiliriz diye düşünüp onların cihazından çok daha üstün bir cihaz oluşturmaya çalıştık ki öyle de oldu. O şekilde ilerleyen bir sürecimiz oldu orada da. Yani bir rakibimiz var. Hatta yavaş yavaş başka rakipler de çıkıyor. Ama dediğim gibi bizim rakiplerden daha üstün olan konumlarımız var. Bu arada hani rakibin de bizden üstün olan teknolojik yanları var. Hani tamamen kesinlikle biz daha üstün değiliz. Ama pazar çok büyük ve ürünümüze olan ilgi çok büyük. Çünkü kim duysa mutlaka bir alma hissi oluşuyor. Çünkü bizim yaptığımız pazar araştırmada sadece Türkiye'de %84.7'lik bir oranda kamburluk oranı var. Bu dünyada da %64'lere dek geliyor. Yani bunu göz önünde bulundurduğumuzda gerçekten dünyadaki pazar payı bile çok fazla yeri var. Donanım girişimisin. Donanım girişiminin en büyük dezavantajlarından bir tanesi üründe bir hata olduğunda bütün seride hata oluyor. Hiç bununla ilgili başından geçen bir hikaye var mı? Evet var. Şimdi zaten orada donanım girişimine başlayan kişilere vereceğim tavsiye şöyle olabilir. Her adımı yani her basamağı planlayarak gitme. Yani bütünü düşünmek gerekiyor. Bu bütünü parçalayıp her bir bölümü hallederek ilerlemek gerekiyor. Ve şöyle bir durum oluyor. Mesela donanım projesinde dediğiniz gibi belki de bir vidayı unutuyorsunuz ve seri üretimde yani 300, 500 belki 1000 tane üretmiş oluyorsunuz. Sonuçta o vidayla alakalı bir sorun olduğunu yani vida demeyeyim de daha çok mesela komponentsel bir durum olabiliyor. Onunla ilgili bir hata yapmışsanız geri dönüşü zor olan bir durum oluyor. Çünkü bütün o ürünleri çöpe atabiliyorsunuz. O yüzden ben şunu yaptım. Pahalı oluyor doğru. Çünkü az üretirseniz yani seri üretimlerde az üretimler pahalı olan şeyler. Çünkü bir 10.000 tane ürettiğinizde bir 50 tane veya 100 tane ürettiğinizin fiyatı arasında çok fazla fark var. İlk başta kar amacı gütmeden tamamen küçük ürünlerle piyasaya sunup müşteriden geri aldığınız geri dönüklere göre ilerleyin donanım projelerinde mutlaka. Çünkü kesinlikle hata oluyor. Kesinlikle bir sorun çıkıyor. Bu sayede ne yapıyorsunuz? En azından riskinizi azaltıyorsunuz. İlk müşterilerinizle birebir ilgilenin. Mesela bizim ilk yaklaşık 400-500 müşterimizin tamamını birebir arayıp onların bütün problemlerinin neler olduğunu, iyi olan yanlarının neler olduğunu aldık. Ve buna göre ürünü her aşamasında daha da iyi hale getirerek veya o güncellemeleri yaparak gittik. Bir de donanım projesi yapıyorsanız ve yazılımla birlikteyse mutlaka ama mutlaka uzaktan müdahale edilebilir. Yani güncellemeleri yapılabilir bir şekilde getirmeleri gerekiyor. Ve mümkünse donanım kısmını çok iyi halledip gerekli sorunsal kısımları yazılımla çözülebilecek şekilde bir donanımın planlanması gerekiyor. Elektronik kısmın. Neden? Çünkü donanımınız tamsa yazılımsal problemleri güncellemelerle halledebiliyorsunuz. Mesela 1000 tane ürün ürettiniz ve bu 1000 tane ürünün donanımında bir sıkıntı yok ama genel bir yazılımda problem var. Bunların hepsini tekrar küçük bir belki de zararla diyeyim, küçük bir zararla dış kalıplarını söküp yeniden yazılımlarını atıp gönderebilirsiniz veya uzaktan güncelleyerek bütün bu sorunu çözmüş olabilirsiniz. O yüzden donanım projelerinde buna dikkat etmek gerekiyor. Kesinlikle ilk aşamada elinizdeki imkanlarla en küçük prototipini yapıp onunla bütün deneyimleri sağlayıp problemleri çözüp daha sonra büyük üretimlere girmeleri gerekiyor.